Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir pazartesi, güzel bir hafta ve güzel bir Eylül ayı olmasını diliyorum. Bu haftaya başlarken global risk iştahında bu sabah inanarak negatif bir seyrin olduğunu söyleyebiliriz. Çok önemli olmasa da oldukça veri yoğun bir haftaya giriyoruz. Global olarak da Türkiye'de de bayağı önemli verilerin açıklanacağı bir hafta olacak. ABD'ye baktığımızda bu hafta en önemli veri tabii ki Cuma günü yayınlanacak olan tarım dışı istihdam verisi. Özellikle son 1-2 ayda kötü veriler gelmişti orada ve daha önceki istihdam verileri de negatif yönlü revize edildiği için gözler biraz orada olacak. Bu hafta onun dışında bugün ABD'de PMI, imalat PMI datası, çarşamba günü de hizmet PMI datası açıklanacak. Amerikan piyasaları bugün kapalı. O yüzden genel olarak hacimlerin biraz daha düşük olduğu bir gün olabilir. Eylül ayı Ağustos'ta pas geçildikten sonra sonuçta toplantılar yoktu biliyorsunuz. Merkez Bankası kararlarının olduğu bir ay. O açıdan da dedim ilk indirimini yapacağı 2022 yılında faizleri arttırmaya başladıktan sonra ilk indirimini yapacağı ay olması bekleniyor. 25 baz puan %100 %100'lük bir olasılıkla fiyatlansa da %33'lük bir olasılıkla da piyasalar bu ay içinde 50 baz puanlık bir indirimi de fiyatlıyorlar. Sene sonuna kadar da 100 baz puanlık bir indirim fiyatlanıyor gözüküyor. Yani tüm dünyada faiz indirimi döngüsünün başladığı ay bu ay olacak diyebiliriz. O yüzden bu haftaki bu veriler önemli olacak açıkçası. Bizde ise enflasyon datası önemli tabii ki. Enflasyon son 2 senenin en büyük makro dengesizliği olarak önümüzde parasal sıkılaşmaya gitmeye başlamamızla birlikte enflasyon verilerinde aşağı yönlü bir hareket, daha çok baz efekti olarak gördüğümüz enflasyonun aşağı gelmesine sebep oluyor. İTO verisi ilk defa %2'nin altında geldi son 2 senede. Yani bu da biraz açıkçası piyasanın beklentisi olan 2,5'luk Ağustos ayı enflasyonun aşağı yönlü bir sürpriz yapabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte %51'lere kadar gerileyecek bu ay içinde Ağustos ayı verisiyle birlikte enflasyon. Eylül ayı ile birlikte zaten %50'nin altına düşmüş olacağız. Ağustos ayı bizim piyasalar açısından zor bir ay olarak geçti. Hatta Borsa İstanbul'un bu sene içindeki en kötü ayı, %7,6'lık düşüşle en kötü ay olduğunu söyleyebiliriz. Ay'a hatırlayacaksınız, Japonya'daki piyasalardaki çalkalanmayla başlamıştık. Ama global piyasalar buradaki etkiyi çabuk atlattılar. Biz ise bir türlü bu çalkantıdan kurtulamadık. Tabii ki bizim iç nedenler çok daha fazlaydı. Bunlardan bir tanesi birinci olarak yurt içinde tekrar yurt içi yerleşiklerin dövize doğru yönelmesinin başladığını görüyoruz. Bir şekilde kurların bu noktada gidemeyeceğini, bu şekilde gidemeyeceğini var olan inançtan dolayı döviz mevduata geçişte Ağustos ayında bir hızlanma oldu. Ve aslında buradaki en büyük hareketin döviz KKM'den çıkan paranın döviz tevdiat hesaplarına geçiyor olması oldu. Bu KKM sorun olmaya devam edecek tabii ki. Oradaki tercihler her zaman döviz tarafında
daha belirleyici olacak bizdeki döviz, yurt içi döviz talebini ve döviz hareketini. Bunun için iki tane önemli karar açıklandı. Birincisi dün açıklanan döviz KKM'nin devamı konusunda 31 Ağustos tarihi itibariyle hesabınızda döviz varsa döviz KKM yapmaya devam edebileceksiniz. Bu en son 31 Mart'ta yenilenmişti. Ben açıkçası böyle olmasını çok beklemiyordum ama uzatıldı. Şu nedenle uzatıldığını düşünüyorum. Çünkü KKM'nin bitirilmeye çalışıyor bir taraftan. Ama son zamanlarda yine tekrar hızlanan dövize tevdiatına geçişi yavaşlatabilmek için bir süre daha uzatmak zorunda kaldılar. Hükümetin planladığı gibi 2024 sonu değil, büyük ihtimalle 2025 sonuna sarkan bir takvime oturtulacağını düşünüyorum. Döviz KKM'nin tamamıyla bitirilmesi açısından. İkinci alınan karar da yine zorunlu karşılıklarla ilgili alınan bir karar. Açıkçası benim gördüğüm kadarıyla mevduat faizlerinin bu hafta biraz yükselmesine ve dövize geçişin tekrar yavaşlatıcı bir etkisi olması yönünde bir karar olduğunu ben alınan kararla gördüğümü söyleyebilirim açıkçası. Eylül ayı borsa açısından da biraz daha hareketli ve biraz daha pozitif bir ay olabilir. Pozitif ne şekilde olabilir diye düşünürsek iki tane önemli olay var. Birincisi Fitch'in gözden geçirmesi. Bazen pas geçebiliyorlar. Eski dönemlerde de gördüğümüz bazı örnekleri var bunun. Yani illa bir karar açıklaması gerekmiyor. Ama not arttırması da beklenen olaylardan bir tanesi. Eğer not arttırma olursa tabii ki biraz daha destek verir piyasaya. İkincisi de orta vadeli plan 2025-2027 yıllarını içeren orta vadeli planın ya bu hafta birinci hafta ya da ikinci hafta içinde en geç açıklanması bekleniyor. Burada da yine önümüzdeki büyüme hedeflerinin biraz aşağı çekilmesi önümüzdeki 2025 ve 2026 için ve enflasyon hedeflerinin yenilenmesi. Biliyorsunuz 2025 enflasyon hedefi %14. Piyasayla oldukça ayrışan bir hedef bu. Bunun da %20'ler civarına çekilmesi piyasaya biraz daha güven verecek bir adım olacaktır. Bunlar açıkçası piyasayı biraz daha dengeleme yönünde bize yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Ama piyasa 10.200'ün üzerine geçmeden Perşembe, Cuma günü pozitif bir hareket vardı. Çok yine heyecanlanmaya gerek yok. Ekonomik aktivitenin yavaşladığı, şirket karlarının da üçüncü çeyreğin ikinci çeyrekten daha kötü geleceği bir dönem olacağını da unutmamamız gerekiyor. Benim genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Dediğim gibi önemli makro verilerin geleceği bir hafta olacak. Ben şirket sonuçları ve diğer borsa yorumları için sözü arkadaşlara bırakıyorum. Herkese iyi seanslar. Merhabalar, günaydın herkese. Geri alım yapan şirketlerden Metem Tur, Oylum, Yeni Gima gibi şirketler var. Sasa var mesela, dikkatimi çeken daha çok. Sasa'da 39 milyon TL'lik bir geri alım yapılmış. Tamamlanma oranı sadece %4. Geçen haftalarda geri alım programı açıklamıştı şirket ve açıkladıktan beri de her gün hani bir geri alım görüyoruz. 39 milyon TL'lik de yine bir geri alım var. NP Gaz, Enerya, Avanti Doğalgaz ve Zorlu Enerji gibi şirketler karlarını açıklamışlar. Yani Zorlu Enerji'den başlayacak olursak o taraf açıkçası çok iyi durmuyor ve zayıf. Yani hem Fabek tarafı hem net kar, zaten net zarar açıklamış şirket. Net borcunda tabii biraz bir düşüş görüyoruz geçen çeyreğe göre. Doğalgaz varlıklarını satmışlardı. Onun dışında İsrail'de iki tane santral satışı var.
Yani oradan tabii gelen paralar var. Bunlar tabii borçlara, borçluluğu düşürmeye yönelik hareketler. Şirketin zaten uzun zamandır borç sıkıntısı var. Yüksek bir borçluluğu var. Bu açıdan da tabii bu satışlar borçluluğu biraz düşürmüş vaziyette. Ancak hala baktığımızda yani net borç bölü fabrik 7'lerde hala. Açıkçası hala çok ciddi bir ciddi bir borç sıkıntısı var şirketin. Yani sonuç olarak bir zarar var. Fabrik tarafı geçen senenin geçen çeyreğin altında zayıf yani sonuçta. Tabii üçüncü çeyrekteki resim biraz daha iyi olacaktır muhtemelen. Çünkü zamlar vardı, elektrik zamları üçüncü çeyrekte Temmuz itibariyle. O yüzden daha iyi bir üçüncü çeyrek görecek büyük ihtimalle görürüz. Ama tabii bizim zaten en başından beri daha önce de söylediğimiz zor enerjideki bu borç sıkıntısı bitmediği sürece yani çok fazla ilgi açıkçası beklemiyorum hisselere. Yani daha ucuz enerji şirketleri ve daha borcu olmayan veya daha az borcu olan şirketler de var açıkçası. Onun dışında dağıtım tarafı da var tabii zorlu enerjide. Dağıtım ve üretim tarafı iki taraf da açıkçası zayıf. Diğer dağıtıcı şirketler var. Enerya, Alaçatı Doğalgaz. Bunlar elektrik dağıtımı yapıyor. Üretimleri yok. Onlar da sonuçta açıkladılar. Onlarda da yine yani enflasyon muhasebesinin etkisini görüyoruz. Şimdi Zorlu'da da enflasyon muhasebesi etkisini gördük. Gene olumsuz. Enerya, Alaçatı Doğalgaz. Onlarda da olumsuz olduğunu görüyoruz. Çünkü mesela Enerya'ya baktığımızda yine EBITDA tarafı kötü. Fabrik tarafı diyelim kötü. Net kar iyi görünüyor ama burada kur farkı giderleri azalmış şirketin. Tamamen kur farkı etkisi ve vergi etkisi var. Yani onun haricinde bakarsak oldukça zayıf aslında. Ağlatçı doğalgazda da kötü sonuçlar yine görüyoruz. Orada hem EBITDA hem karlılık oldukça zayıf. ND Gaz, bunlar CNG dağıtım şirketi. O tarafta da işte ikinci çeyrek oldukça zayıf görünüyor. Biz zaten şirkette görüşmüştük aslında daha önce. Natural Gaz'la görüşmüştük. Bize demişlerdi ki ilk çeyrekte şehir gazı çok iyi sattık seçim öncesi. Ama ikinci çeyrekte sezonsu olarak zayıf bir çeyreğe girdik ve ikinci çeyrek en zayıf çeyrek demişlerdi. Natural Gaz'da onu görüyoruz açıkçası. İkinci çeyrek oldukça zayıf. Üçüncü çeyrek büyük ihtimal ikinci çeyrekten daha iyi olur ki şirket o yönde konuşmuştu. Dörtte de yine daha iyi. Yani dediğim gibi bu ikinci çeyrek oldukça zayıf ama sezon sonu olarak da zaten zayıf bir çeyrek olduğunu söylemek lazım. Onun haricinde net borç tarafı zaten düşük şirkette. Çok borçlu olan bir şirket değil. FD Fabrik rasyosu son 12 ay için 4'lerde sadece şu anda. Yani pahalı olduğunu kesinlikle söyleyemeyiz. Son bir yılda endeksin %25 altında kalmış hisse performansı zaten. Son 3 ayda %7 altında kalmış. Yani açıkçası sanırım biraz fiyatlanmış görünüyor. Yani FD Fabrik dediğim gibi 4'lerde. Yani Zorlu'ya bakınca mesela Zorlu'da da FD Fabrik rasyosu son 12 ayda 11'lerde. O da açıkçası yani kötü sonuçlar. Ama son 12 aya bakınca bu FD Fabrik de çok da pahalı değil. Yani o taraf biraz daha nötr gibi diyebiliriz çarpan bazında bakacak olursak. Enerji'ye bakınca orada da son 12 aylık FD Fabrik 22'ler o biraz pahalı açıkçası. Alaçatı Doğalgaz'a Enerji'ye yani çok ucuz gelmedi bana. Hatta pahalı diyebiliriz. Oldukça yüksek çarpanlarda. Bir de geri alım programı açıklayan Oylum Yatırımlar var. Oylum Sınav Yatırımlar diye bir şirket. 40 milyon TL'lik bir geri alım programı açıkladı. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İyi çalışmalar herkese. Arkadaşlar günaydın. Açıkçası yani zor bir ay geçti. Ağustos ayı en azından hisse senedi piyasası tarafından. Bu süreçte de gündem şu oldu. Tabii ki yaz rehaveti. Acaba ekonomideki daralma sert mi olacak? İç talep tarafında artı ihracat tarafında zayıflıklar. Bir de üzerine jeopolitik riskler etkiledi. Hepsi birleşince de özellikle tabii faizlerin de yüksek olması, mevduat faizlerinin genel işte borçlanma faizlerinin kredili işlemlerde tabii ki baskı altında oldu. Ve burada da özellikle çok kısa vadeli hareket eden yatırımcılar ya da işte alsat yapanlar için tatsız bir dönem geçti.
Burada da tabii yabancı ilgisinin de ilk etapta sınırlı olması, daha doğrusu yeni hareket için bir çaba içerisinde olmaması, biraz bekle görü tercih etmesi piyasalar açısından da baskı yarattı genel anlamda. Bu baskı ne yöne gidecek? Tabii ki Eylül ayında bu önemli. Bu Eylül ayının önemine geçmeden enflasyon zaten Batuhan da bahsetti biraz önce. Enflasyon ne oluyor diye. Şimdi enflasyon 1.70'lerde işte İTOGİ rakamı gibi bir rakam geldiği takdirde bir anda 61.78'den 50.87'ye düşüyor. Yani bir anda 10 puan aşağı inecek arkadaşlar. Şimdi şu anda da özellikle tüketici beklentisi olsun, reel sektör beklentisi olsun. Buradaki rakamlar tabii ki yüksek seyrediyor. İşte bizim piyasalarda 38-42 aralığında diyelim. O arada 44 aralığında bir tahmin oluşuyor ama eğer bu trend bu aydaki gibi devam ederse yıl sonuna doğru %42'ler, 43'ler mantıklı hale gelebilecek. O yüzden bu genel büyük resimdeki o iyileşme mi diyelim artık normalleşmeyi gözden kaçırmamamız gerekiyor. Ve bu iyi mi kötü mü bunu da tabii ki test edeceğiz ama enflasyonun aşağı gelmesi en azından makro politikaların işe yaradığını gösteriyor. İşte Fitch kararı var. Fitch de muhtemelen bunların altını çiziyor olacaktır. Yani aslında iyi bir haftaya doğru girme potansiyelimiz çok yüksek. Genel anlamda tabii bir şey vardı, bekle gör dediğim gibi bahsettik. Biz geçen haftadan ayın 23'ünde bir rapor yayınlamıştık. Hatırlarsınız 14 bin endeks hedefimiz var 12 aylık olarak. Ve bu 14 bin hedef %40 civarında bir yukarı potansiyel işaret ediyordu. Bu strateji raporunu zaman zaman işte başucu kitabı gibi okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü diğer türlü günlük haftalık hareketlerde çok büyük dalgalar ya da ruhsal da dalgalanmalar yaşanabiliyor. Burada temellerden kopmadan hareket etmekte fayda var. Hep söylediğimiz ana stratejimiz tabii ki ilk etapta iç talep ya da işte öncelikli tüketim. İşte gıda perakende, telekom gibi sektörler olduğunu söylemiştik. Buna ek olarak da iç talebe bir şekilde mali yapısı kuvvetli ya da kendine özel hikayesi olan şirketleri açıkçası bu gruba dahil ediyoruz. Burada ileri dönük ise global faizlerin indirimi söz konusu olmaya başladıkça da çok geride kalmış döngüsel şirketlerde de bir hareket bekleme şeyimiz var, potansiyelimiz var. Gelelim açıklanan karlara. Açıklanan karlardan birkaç tanesinden zaten Umut bahsetti. Şişe cam rakamları var. Şişe camın rakamları zayıf. Açıkçası bekleniyor muydu? Beklentilerden biraz daha da zayıf görünüyor. 2,4 milyar TL'lik bir net kar var. Piyasa beklentileri çok fazla yoktu ama 2,7 civarında bizim de 2,6'ydı. Genel anlamda net kar hafif aşağıda geldi. Ama asıl sapma karlılık tarafında 5,6. Bu gerçekten de ciddi bir şey sapma. Öylesi 5,6 ile 8,3 arasında %264'lük baz puanlık, pardon, 264 baz puanlık bir düşüş anlamına geliyor. Bu şeydeki sapma. Ama tabii ki normalde şirketin rakamlarının çok daha yüksek olduğunu düşünürsek geçmiş yıllarda bunun da geçici olmasını bekleriz. Şu andaki genel hareket global piyasalardan kaynaklanıyor. Yani global piyasalardaki dalgadan kaynaklanıyor. Bu süreç devam eder mi? Şişe camda tabii ki şu anda şişe cam 3,8 milyar dolar. Çok uzun vadeli baktığınızda borsadaki birçok şirkete göre çok daha yani ileride potansiyel olabilecek bir şirket. Ama böyle yatırım odaklı şirketlerde ne yazık ki böyle dönemlerde global harekette bir yani global büyümede bir hareket görmeden de çok iştahlı olmamak durumunda oluyoruz. Ama daha vizyonu 5 yıl, 10 yıl bakan yatırımcılar için bu yıl ve önümüzdeki yılın 2025'in ortasına kadar olan dönemde bir toplama dönemi olarak
da düşünülebilir ama kısa vadede çok büyük bir harekete beklememek lazım. Genelde emtialarda biz bu durumu görüyoruz. İşte demir çelik de Erdemir için de söylüyoruz. Onlar da belli bir noktada işte Kardemir, yani bunlar hepsi Arçeliği de buraya dahil edebiliriz. İleride potansiyeli olabilecek ama şimdilik önceliklendirmeyip işte önümüzdeki 6 ay 9 ayda ki gelişmelere göre daha sonra hareket içerisinde olacağımız şirketler, bunu da böyle bir parantez olarak şey yapmak lazım, açıp kapatmak lazım. Genel şunu da söyleyebilirim, yani hedeflere gitme konusunda gerçekten şu soru da var. Enflasyon %40 gibi ye doğru işaret etmeye başlıyor farkındaysanız. Yıl sonuna %40'a geldiğinde bir anda 2025 beklentileri değişmeye başlayacak. Yani şu anda ne deniyor? Mevduat avantajlı, mevduatta kalalım. Ama şimdi mevduat okey. Ama eğer siz ileride Türkiye ekonomisindeki istikrarın biraz da artacağını düşünüyorsanız ileride faizlerin de düşeceği varsayımını almanız gerekiyor. O nedenle bu faizlerden belki 3-4 ay daha faydalanacaksınız. Ama o geçiş sürecini hesaplamanız kolay olmayacak. Yani aralığa geldiğiniz, Ocak ayına geldiğinizde faizlerin hızla inmeye başlama ihtimali düşündüğünüz zaman, o zaman da yeniden işte hisse senedi gibi değerlere de hızlı hareketlerin olması mümkün görünüyor. Bunu da hep düşünürken, işte bu yüksek faizden faydalanalım düşünürken de bu gerçekliği de gözden kaçırmamak lazım. Enerjilerle ilgili genel olarak söyledi, genel olarak görüşlerimizden bahsetti. Şişe cam mı ben özetledim. Bakıyorum yani çok böyle dikkat çeken bir şirket karı yok. Hektaş tabii ki bayağı bir zarar görmüş bu çeyrekte de, ikinci çeyrekte de. Yani şeydeki ileri dönük olarak tabii, yani satışları bu arada %58 düşmüş. EBITDA'sı %192, yani ciddi düşüşler var. Yani Hektaş geçen yıllarda ilgi olan bir hisseydi ama şimdi biraz daha herhalde baskı altında kalmaya devam edecek. Ama yine biz orada da acaba ileride ne olur diye her zaman radarımızda izlemeye devam edeceğiz. Bakıyorum yine küçük şirketlerden Orçay diye bir şirket var. Bunun da cirosu bayağı düşmüş. Onu da incelemek lazım. Mevsimsellik olabilir ama geçen yıl aynı dönemine göre bayağı rakamları düşük gelmiş. Bunu da bakmak lazım ama yani iyi yönde açıkçası dikkat çeken bir kar yok. Üçüncü çeyrekte de karlar zayıf olabilir ama bu artık fiyatlanıyor. Buradaki önemli nokta hangi şirketler daha dayanıklı ve yine altını çizdiğimiz ilk etapta tüketimden vazgeçilmeyen sektörlere hareketi bekleyebiliriz. Son olarak sentiment algo tarafına geçersek, geçen hafta önemli testler vardı ve şunu altını çizeyim, bizim raporu yazdığımız günde muhtemelen ya da paylaştığımız gerçekten tarihi alım noktalarından biri olabilir. Çünkü endeks 9600 seviyelerine kadar gerilemişti. Bu önümüzdeki dönemler zorluk olsa da yine seçici alımların artabileceği bir durum olarak düşünebiliriz. Yatırımcı eğiliminde bir pozitife dönüş eğilimi var. Bunu enflasyon artı Fitch artı genel dipten alma eğilimleri destekleyebilir. Faizin ineceğine olan durum iyileşebilir. Jeopolitik olarak yine İsrail, Rusya, o taraflar hep karışık ama orada en kötü mü geride kaldı mı, bunlar da zaman zaman gündeme gelir. Yaz ayları bittikten sonra kışa doğru öngörülen konular olabiliyor. Sentiment dediğim gibi test etme eğiliminde, burada da güç topluyor gibi görünüyor. O yüzden de biraz da alıcı bakmakta fayda var. Sentiment değeri yüksek şirketlerden bizim de beğendiğimiz listede olan TAV var. Burada Eczacıbaşı Yatırım, Kocaer, Pegasus, Enerya gibi şirketler var ama Enerya çok da iyi sonuç açıklamadı gibi. Çimsa, Çimento tarafında var, Froto var, Tüpraş var, Enka, Aselsan, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, ama biz burada TAV ve Tüpraş'ı bizim beğendiğimiz hisseler listesinde daha çok dikkat çekebiliriz. Dikkat çeken başka hisselerde hareketlenme olarak bakıyorum, Dohol'de var bir hareketlenme. Yine
Coca-Cola'da, Hektaş'ta, Gesan, Aksa gibi şirketlerde var ama burada da işte Dohol sanki bizim de temel olarak da acaba olabileceğini düşündüğümüz bir hisse son dönemde biraz daha dikkat de çekiyor olabilir. Genel olarak bu söyleyeceklerim ama unutmayalım bizim o 23 Ağustos'taki şeylerin hem müşteri temsilcileri nezdinde hem yatırımcılar nezdinde hem de işte bireysel ve kurumsal yatırımcı bir başucu kitabı gibi bakılması gerektiğini ve onu zaman zaman referans gösterip tabii oradaki beklentiler ek olarak zaman zaman emtialarda da alsatlar denenebilir, şeyler yapılabilir ama genel anlamda şeye alsata uygun dönemdeyiz. Bu eğer faiz indirimi beklentileri artarsa bu daha artacak. Diğer türlü tabii ki bir süre daha özellikle mevduat faizleri yüksek seyrettiği sürece hisseye akışlar daha sınırlı olacaktır ama buna ilişkin güven arttıkça çok daha radikal hareketlerde görebiliriz olumlu yönde. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Herhangi bir soru ya da yorum varsa alabilirim. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.